Sırada daha farklı bir rivayet var. Zikru vasfi hayri duril ensari. Ensarın yurtlarının, hanelerinin hangisinin daha hayırlı olduğuna dair bir başlık bu. 3591 nolu hadis. Ahbaran el-Fadl ibn el-Hubab, bize el-Fadl bin el-Hubab haber verdi. Haddethena Musaddad ibn Musarhad'in, bize Musaddad bin Musarhad anlattı. An Yahya el-Kattani, o da Yahya el-Kattan'dan. An Humeyd'in, o da Humeyd'den. An Enes ibn Malik'in, o da Enes bin Malik'ten. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ela uhbirukum, size haber vereyim mi? Bi hayri diyaril ansari. Ensar diyarının hayırlılarını. Onlar böyle yurt yurt, yani belli bir akraba yakınlığı üzere iç içe bitişik nizam evler demek ki bunlar. Filanca yerde falancaların yurdu. O yurt dediği işte hanelerden oluşuyor. Mahalle gibi, evet. Ne yani, mahalle güzel bir tarif. Tamam. Kalu dediler ki, Bela ya Resulallah. Elbette ey Allah'ın Resulü. Kale dedi ama dağınık olduğu anlaşılıyor. Yani burada bu yurdu, öteki tarafta diğerlerinin yurdu. Bir iki tarafta başkalarının bir yurdu. Tarım toplumu olduğu için biraz sahaya yayılmış gibi anlıyorum ben. Çünkü biraz açık mesafede olan mesele namaza gelemiyor merkeze. Hazreti Ömer rivayetinden hatırlayın. Komşumla nöbetleşirdik diyor. Ben biraz yüksekçe taraflarındaydım Medine'nin. Ayrı ayrı namaz kılınabiliyor. Yani falancaların mahallesinde diyelim. Ayrı namaz kılıyorlar. Resulullah burada kendi mescidinde cemaatle namaz kıldırırken onlar orada ayrı kılabiliyorlar kendi imamlarıyla. Sonra çıkıp mescide gelebiliyorlar mesela. Yani böyle de bir ortam var. Onlar elbette ensarın mahallelerin hangisi daha hayırlıysa söyle ey Allah'ın elçisi deyince kale dedi ki diyaru benin neccari, neccar oğulları yurdu. Thumma diyaru beni abdil eşheli, sonra Abdül Eşhel oğullarının yurdu. Thumma diyaru benil Haris ibnil Hazraci, sonra Haris bin Hazrec oğullarının yurdu. ثُمَّ دِيَارُ بَن۪ي سَعِدَةَ, sonra Beni Saide, Saide oğulları yurdu. ثُمَّ ف۪ي كُلِّ دِيَارِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ, hem sonra ensarın bütün yurtlarında hayır vardır. Ama bunları daha öncelemiş gözüküyor. Diğerleriyle ilgili de hepsinde hayır vardır demiş Allah'ın elçisi. Salat ve selam üzerine olsun. Bu rivayet Buhari'de var. 3578 numarayla vermiş İmam Buhari. Fadailus Sahabe, Sahabenin Faziletleri adlı kitapta vermiş. Yani bölümde diyelim sahihin. Bâbu fadli duril ensari. Bab başlı olarak da ensar yurtlarının fazileti diye bir bab başlığının altında vermiş bu rivayeti. Sıradaki hadisimiz 3592. Zikru haberin fânin, ikinci bir haber diyor İbn-i İbban. Yusarrihu bi sıhhati mâ zekernâhu. Demin andığımızın sıhhatini, doğruluğunu gösteren ikinci bir haber. 3592. Akhbarana Muhammed ibn Abdurrahman es-Sami. Bize Muhammed bin Abdurrahman es-Sami haber verdi. Haddethena Yahya ibn Eyyub el-Makabiri. Bize Yahya bin Eyyub el-Makabiri anlattı. Haddethena İsmail ibn Cafer. Bize İsmail bin Cafer anlattı. Akhbarani Humeydun et-Tavil. Bana Humeyd et-Tavil haber verdi. An Enes ibn Malik'in, o da Enes bin Malik'ten.
اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini. اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْاَنْصَارِ Size ensar yurtlarının hayırlısından, hayırlılarından haber vereyim mi? قَالُوا dediler ki, بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Elbette ey Allah'ın Resulü. قَالَ dedi ki, دَارُ بَنِنْ نَجَّارِ Neccaroğulları yurdu. ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ Sonra Abdüleşhel oğulları yurdu. ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ Sonra Haris bin Hazreç oğulları yurdu. ثُمَّ دَارُ بَنِي سَعِدَةَ Sonra Saide oğullarının yurdu. وَفِي كُلِّ دَارِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ Hem ensarın bütün yurtlarında hayır vardır. Bu rivayet bu haliyle bu kez Müslim'de varmış 2511. İmam Müslim'in kitabında yine sahabenin faziletleri ve ensar yurtlarının hayrı başlığı altında, bab başlığı altında verilmiş bu rivayet. Sıradaki rivayet, hadis, zikir başlığı şöyle. ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ Çürüten bir haber. قَوْلَ مَنْ زَعَمَ İddia eden kimsenin iddiasını. اَنَّ هَذَا الْخَبَرَ Bu haberin yani bu rivayetin. مَا رَوَاهُ اِلَّا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ Enes bin Malik'ten gayrı kimse tarafından rivayet edilmediğini çürüten bir hadis diyor İbn-i İbban. Belli ki yine aynı hadisi verecek. İsnadında sahabi ravisi olarak başka birini gösterecek. 3593 اَخْبَرَنَ اَبْنُ قُتَيْبَةَ Bize İbn-i Kuteyba haber verdi. حَدَّثَنَ اَبْنُ اَبِ السَّرِيِّ Bize İbn-i Ebi Seri anlattı. Haddethena Abdurrezzaki, bize Abdurrezzak anlattı. Ekberena Ma'marun, bize Ma'mer haber verdi. Ani Zuhriyi, o da Zuhri'den. An Ebi Selemete, o da Ebu Seleme'den. Ve Ubeydillahi ibni Abdillahi ve Ubeydullah bin Abdullah'tan. Ennehuma, her ikisi Semi'a Ebu Hureyre'te. Ebu Hureyre'yi duymuşlar. Yekulu diyormuş ki, demek ki bu kez ravimiz, yani sahabi ravimiz, Enes bin Malik değil, Ebu Hureyre. Zaten onun hatırına İbn-i İbban üçüncü kez veriyor aynı rivayeti. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْاَنْصَارِ Ensar yurtlarının hayırlarını size haber vereyim mi? قَالُوا dediler ki, بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Elbette ey Allah'ın Resulü. قَالَ dedi ki, دَارُ بَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ Abdüleşhel oğullarının yurdu. وَهُمْ رَحْتُ Sa'd ibn Muaz'ın ve onlar Sa'd bin Muaz'ın adamlarıdır. Kalu dediler ki Thumme men ya Resulallah Peki sonra kim ey Allah'ın Resulü? Kale dedi ki Thumme benun neccari Sonra Neccar oğulları yurdu. Dikkatimi çekti. Şimdi Ebu Hureyre rivayetinde yani bu rivayette Benun Neccar ikinci sıraya kalmış. Neccar oğulları yurdu. Deminki rivayetlerde Enes bin Malik rivayetlerinde Neccar oğulları ilk sıradaydı. Abdüleşhel oğulları ikinci sıradaydı. Burada ikinci sırada olan ilk sıraya çıkmış. İlk sırada olan ikinci sıraya düşmüş. Kalu dediler ki Thumme men ya Resulallah Sonra kim ey Allah'ın Resulü? Kale dedi ki ثُمَّ بَنُ الْحَارِثِ حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ Sonra Haris bin Hazreç oğulları
Kalu dediler ki, ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sonra kimler ey Allah'ın Resulü? Kale dedi ki, ثُمَّ بَنُوا سَعِدَةَ Sonra Saide oğulları. Kalu dediler ki, ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sonra kimler ey Allah'ın Resulü? Kale dedi ki, fi kulli duril ensari hayrun. Ensarın bütün mahallelerinde, bütün yurtlarında hayır vardır. Demiş ve orada kesmiş. Daha fazla ileriye götürmemiş. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ Resulullah'ın böyle dediği bilgisi Sa'd bin Ubade'ye ulaştı. فَقَالَ O da bunun üzerine dedi ki ذَكَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخِرَ اَرْبَعَةِ اَدْعُرٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu dört yurdun sonunda mı zikretti? لَوْ كَلِّمَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ Ben kesinlikle varıp Resulullah'la bu konuyu konuşacağım. Biz niye sona kaldık? Diye. İlk sırada kim var? Sa'd bin Muaz'ın kiler var. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ Bir adam ona orada dedi ki اَمَا تَرْضَى اَنْ يَذْكُرَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخِرَ الْاَرْبَعَةِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizi bu dördün sonunda zikretmiş olmasına razı gelmiyor musun? فَوَاللّٰهِ لَقَدْ تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَنْصَارِ اَكْثَرَ مِمَّنْ ذَكَرَ Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan çoğunu hiç dile getirmedi. Yani anmadıkları andıklarından çok daha fazla. Anılmış olmaktan memnuniyet duyacağına gidip itiraz mı edeceksin gerçekten? Dedi. Kale diyor ki ravi faraca sa'dun. Sa'd bunun üzerine geri durdu, döndü. Bu görüşünden veya gidişinden. Okuduğumuz bu rivayet Müslim'de var. 2512 yine Fazail-i Sahabe'de. Ama demek ki yani şey duygusu, rekabet duygusu yani sahabide de mevcut. Ki biz bunu Resulullah sonrası nerelere vardığını da gördük. Bu rekabet duygusunu. Sonuçta onlar da insanlar. Daha Resulullah hayattayken bile İşte Ensar'ın yurtlarını konuşurken şunlar şunlar iyidir demesinden bile bizi niye 2'de 3'te ya 4'te andı diye insanlar demek ki gönül koyabiliyorlar. Sıradaki hadisimiz. Zikrul haberi delli. Delalet eden bir haber. Ala enne Allahu Teala Allahu Teala'nın veliyyu beni selamete وَبَنِي حَارِثَةَ Seleme oğullarının ve Harise oğullarının dostu olduğunu, yani Allah Azze ve Celle'nin hem Seleme oğullarının hem Harise oğullarının dostu olduğunu gösteren bir hadis. 3594 اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَب۪ي اُمَيَّةَ بِطَرْسُوسَ İbrahim bin Ebi Ümeyye bize Tarsus'ta haber verdi diyor İbn-i İbban. İbn-i İbban'ın Anadolu coğrafyasına gelmişliği var. Harran'da rivayet aldığını görüyoruz. Nusaybin'de rivayet aldığını görüyoruz. Şimdi Tarsus'ta rivayet aldığını görüyoruz. Eğer bu Tarsus bizdeki Tarsus ise, çünkü bildiğim kadarıyla Şam coğrafyasında da herhalde bir Tarsus var. Haddesena Hamid ibn Yahya el-Belhiyyü Bize Hamid bin Yahya el-Belhi anlattı. Haddethena Süfyan ibn Uyeyne'te bize Süfyan bin Uyeyne anlattı. An Amr ibn Dinar'in, o da Amr bin Dinar'dan
Kale dedi ki, Semi'tu Cabir ibn Abdillahi yekulu, Cabir bin Abdullah'ı işittim. Diyordu ki, Fina nazalet, bizim hakkımızda nazil oldu. Estaizu billah, İz hammet taifetani minkum en tefşela. Hani sizden iki taife çözülmeye yüz tutmuştu. Resulullah'ın ordusundan kopmaya, ayrılmaya yeltendiler. Allah'ın elçisi Uhud'a giderken bunlar onu yüzüstü bırakıp gerisin geri Medine'ye döneceklerdi. Konuştular, düşündüler. Bu yönde şey çıktı. Yani kendi onlar çözülmeye yüz tuttular. Tam da Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَى. Sizden iki taife hani çözülmeye yüz tutmuştu da وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا. Halbuki Allah o iki taifenin dostudur. Dedi Cenab-ı Hak, başka da bir şey demedi. Ne anlamamızı bekliyor? Allah dostu olduğu bu iki taifenin çözülüp bozguna uğramasına müsaade etmez demek. Etmedi de. Dolayısıyla o anlaşılan anlamı bize bıraktı Kur'an belagatıyla. Nitekim hadise böyle gerçekleşti. Bunlar münafıkların etkisiyle, bunlar da Resulullah'tan ayrılacaklarken ayrıla yazdım oldular ama ayrılmadılar. Resulullah'la birlikte devam ettiler. Yanılmıyorsam bunlardan biri belki Cabir bin Abdullah yahut başka bir sahabi. Yani iyi ki o gün öyle bir olay yaşamışız der sonraları. Yani iyi ki böyle ayrılacakmış gibi olup da ayrılmamışız. Sordular, niye yani dediler. Böyle bir ayetin inişine sebep oldu. Ve Cenab-ı Hakk'ın hakkımızdaki bu ifadesine mazhar olduk. Vallahu veliyyuhuma. Allah o iki taifenin dostudur. Bunu duymaya değer dedi yani böyle bir hadise yaşamak. Ali İmran suresi 122. ayet. Bunlar Benu Seleme ve Benu Harise. Seleme oğulları ve Harise oğulları. Kale Amrun. Ha bak burada geliyormuş. Amr dedi ki, وَقَالَ جَابِرٌ Cabir dedi ki, وَمَا اُحِبُّ اَنَّهَا لَمْ تَنْزَلْ لِقَوْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا. Ayette geçen وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا'dan ötürü ben böyle bir şey olmamış, böyle bir ayette nazil olmamış olmasını istemezdim diyor. İyi ki olmuş, iyi ki de böyle bir ayet nazil olmuşu tercih ediyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا. Allah o iki taifenin dostudur. Kendisi de o iki taifeden bir tanesi. Bu rivayet nerede var? Buhari'de varmış. Numarası 3825. İmam Buhari bu hadisi Kitabul Magazi'de vermiş. Magazi adlı bölümünde vermiş sahihinin. Bab başlığı olarak da ne yapmış olabilir? Alışkanlığı üzere mümkünse hemen ayeti bab başlığı yapar. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَى وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا. Bab başlığı olarak da ayeti koymuş. Sıradaki hadisimiz İbn-i İbban Ensar'dan gidiyor dikkat ederseniz. Ensar'ın faziletinden gidiyor. Buna yönelik rivayetleri veriyor. Resulullah'ın dilinde Ensar'ı öven, onlara karşı minnet hisleriyle, şükran hisleriyle takdir eden çok ifadeler dökülmüş belli ki. Onları çünkü çok sevmiş. İlk baştaki hadislerden birini hatırlarsanız, insanlar grup grup, şube şube, her biri bir başka köşeye ayrılsa beni Ensar'ın köşesinde bulursunuz buyuruyor. Bu kadar Ensar'a katılmış, kendisini onlardan biri hissediyor. Topladığında onları, aramızda yabancı yok değil mi diye sorduğunda, yok yok sadece bir hala oğlu var dediler. O da dedi ki, affedersiniz, bacı oğlu var dediler. O dedi ki, bacı oğlu da o kavmin kendisindendir. O da yabancı değildir diye. Öyle yani Ensar ile Resulullah
içleşti. Medine'ye Resulullah artık kimliğini verdi. Medine o günden bugüne hep Resulullah'la anıldı. Onun orayı aydınlattığından ötürü Medine-i Münevvere dendi. Dolayısıyla Ensar'la iç içeler artık yani. Evet. Vefaları, başta Hakk'a olan vefaları, canı pahalarına. Tabii insanın aklı hep Bera bin Mağrur'a gidiyor. Şu canı pahasına Akabe'de ilk el uzatıp biat eden ama Medine'nin o güzel günlerini yaşamadan Resulullah'ın hicretinden kısa bir zaman önce vefat eden Bera bin Mağrur. Allah rahmet eylesin. Evet. Çok dokunaklıdır onun hatırası. Ama Medine'yi Medine yapan ilk eli de o uzatmıştır yani. Bu da böyle bir şey yani. Evet, dileriz Allah Azze ve Celle katında onu en güzel şekilde rızıklandırıyor olsun.